Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben liftçi Sevil. Bugün sizlere bu güzel lifin yapılışını göstereceğim. Tasarımı sevgili arkadaşım Çilem'e ait olan bir lif. Yaprak esintisi tomurcuk lif diye geçiyor arkadaşlar. Çilem'i Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Çilem'in lifleri. Çünkü çok güzel tasarımları var arkadaşlar. Evet, bu güzel lifi yapalım hep beraber. Şimdi bunu bir kenara alayım. Arkadaşlar öncelikle 2 numara tığ kullanıyorum. Kaç numara elinize yatkınsa o numarayla yapabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar benim için. Şimdi öncelikle ilk olarak şöyle ters çevireceğim. Bakın şuradan. Yani 1, 2, 3, 4 fıstıktan başlayacağız arkadaşlar. Evet. Öncelikle 6 zincir çekelim. 6 zincir çektik. Bir kutucuk elde ediyorum arkadaşlar. 1, 2. Daha sonra o kutucuğun içine 1, 2, 3 zincirle birlikte 4 oldu çünkü. Böyle fıstıklar yapıyoruz. 2 zincir arada çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 kere doluyorum fıstığı arkadaşlar. 1, 2 zincir. 2, 3. 3 fıstık oldu. 4 olacak arkadaşlar. 1, 2, 3. 4 tane fıstık yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. 4 fıstık yaptık. Geri dönüyoruz. Yani 4 fıstıktan sonra geri dönüyoruz. Hemen tepesine 1, 2, 3. Üçlü sardığımız fıstıklardan yapıyoruz arkadaşlar. 3. Bir de dibine, yani biri başına bir dibine tekrar fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. 1, 2 zincir çekiyoruz. Tekrar diğer fıstığın tepesine şöyle yapalım. Tepesine 2, 3. 3 kere de doldurduğumuz fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3. fıstığa geçiş yapıyoruz. Böyle. Dibine de yapıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2 zincir çekiyorum. Şu şekilde. Son fıstığa geldim. Şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 3. Kapatıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu şekilde oldu. Görebiliyorsunuz değil mi? Şu şekilde oldu. Şimdi çeviriyorum lifimi. Şimdi 1, 2, 3. sıraya kadar bu şekilde boş fıstık yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Ben videoyu fazla uzun tutmamak için keseceğim arkadaşlar ama şurayı göstereyim. Tekrar dibine bir fıstık, tepesine bir fıstık yaptım. Tekrar dibine yine fıstık yaptım. Karşıya bir fıstık daha yaptım. Üçlü veya dörtlü nasıl isterseniz fıstıklarınızın. Şu şekilde kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3. Tepesine 1. Dibine 1. Burada artırma yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden ikili topluyoruz. Bakın şu şekilde 1, 2. Bir alt sırada 1 fıstık. İkinci sırada 2 fıstığımız oluştu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar karşıya geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu sırayı tamamlayalım. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son fıstığa da geldim. Hemen bu köşelerde artırma yaptığımız için tekrar ikili topluyorum ve kapatıyorum. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi
üçüncü sıraya geçiş yapıyoruz. Tekrar bir tane fıstık kapatıyoruz. Şu şekil, tepesine bir, dibine bir. Şöyle yapayım arkadaşlar, daha net görün. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Tekrar tepesine bir. Bu üçüncü sıra. Dibine bir. Karşıya bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İki tane fıstık oluştu. Tekrar artırma yapıyoruz burada. Tepesine bir, dibine bir olarak ikili fıstık yapıp kapatıyoruz. Bu şekil 1, 2, 3 fıstık. Dördüncü fıstıkta yeşilimizi koyacağız arkadaşlar. O yüzden tekrar bu sırayı da yine bu şekilde arttırarak gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ben sırayı tamamladım. Şu şekilde. Şimdi yeşilimizi koyacağız buraya. 3 sıra. 3 fıstık yaptık. Evet. Şimdi 4. sıraya geçiş yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. 1 dibine fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz tekrar. Tepesine yapıyoruz. 1 fıstık. Yine dibine yapıyoruz. Karşıya yapıyoruz. Kapatıyoruz. Burada bir fıstığımızı oluşturduk şu şekilde. Şimdi yeşil ipimizi elimize alıyoruz. Şöyle yürüteceğiz arkadaşlar ipimizi. Ben bu şekilde yapıyorum. Sıkılaştırıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 fıstığımızı yaptık. Dibine de tekrar fıstığımızı yaptık. Karşıya tekrar fıstığımızı yaptık. Kapattık arkadaşlar. Şu şekilde. Kenarlarda birer fıstık kalacak hep. Şimdi tekrar fıstığımızı yaptık. Yeşili, yeşili bırakıyorum arkadaşlar ve yürütüyorum. Tekrar dibine beyaz iple bir fıstık daha yapıyorum. İki tane oldu. Tekrar üçüncüye karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü bir topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar yeşil ipimi yürütüyorum. Beyazla tekrar tepesine bir fıstık artırma yapıyoruz. Tekrar dibine bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu şekilde oldu. Birer fıstık kaldı yanlarda. Yeşilimizi koyduk. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi karşıya iki zincir çektim. Karşıya atladım direkt. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Şimdi yeşil ipimi yürütüyorum. Bir tepesine yaptım. İki dibine yaptım. Üç karşıya yaptım ve topladım arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar pardon. Tekrar ipimi alıyorum. Bu şekilde yeşili yürütüyoruz. 1 2 3 1 2 3. Karşıya da yine 3. fıstığımızı yapıyoruz. Bakın şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Tekrar tepesine yeşille bir fıstık yapıyoruz. Yine yeşil ipi yürütüyoruz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Şimdi 3. fıstığımızı yapıyoruz. Bakın. Bir yeşil, iki beyaz oldu. Topluyoruz. Bu şekilde çekiyoruz ki fazla yeşil görünmesin. Tekrar artırma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Her seferinde artırıyoruz. Belli bir sıraya kadar. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tekniği zaten hepiniz biliyorsunuzdur hanımlar. Böyle birer fıstık kenarlarında kalaraktan başa kadar gelelim.
Evet arkadaşlar, son sıraya geldim ben. Şimdi tekrar burada yeşil ipi bırakıyoruz. Yine burada yine artırma yapacağım çünkü orayı göstermem lazım. Şu şekil. Tepesine bir, dibine bir fıstık olarak kapatıyoruz arkadaşlar. Artırmamızı yaptık. Yeşil ipimizi keselim arkadaşlar burada. Evet, şu şekilde oldu modelimiz. Bu şekil oluyor. Şimdi iki sıra düz gideceğiz çünkü burada iki tane boşluk var. Orayı düz gideceğiz ve artırmalarımız bu arada devam edecek arkadaşlar. Şimdi hemen bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde üçlü fıstık topluyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Beşinci sıraya geçtik. Evet. 1, 2, 3. Dibine ve karşıya. Tekrar tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar ve kapatıyoruz. Evet. Evet, şuraya geldik. Burayı da göstereyim. Bu sıra bu şekilde devam edecek çünkü hep arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Her dilimde bir arttırma yapıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burayı böylece komple başa kadar gelelim. Tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 5. sıramı da tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar 6. sıraya geçiş yaparken yine düz şekilde öreceğiz. Her köşede artırma yapacağız arkadaşlar. Her dilimde tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Bu şekilde kapatıyoruz. Evet. 6. sıramızı da aynen şekilde yapıyoruz. Köşelerde, yani her dilimin bitişinde artırma yapıyoruz. 6 fıstık oluyor üzeri. 6 fıstık kalana kadar örüyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar, ben 6. sıraya tamamlamak üzereyim sırayı. Şimdi bu son yine artırmayı yapıyoruz. Kapatıyoruz. Yani 6 fıstık oldu. Çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tekrar yine bu yeşil rengimizi koyacağız. Evet. Şimdi ilk başta yine 1, 2, şöyle yapayım arkadaşlar. Bu şekilde başlıyoruz. 1, 2, 3. Tepesine 1, 2, 3. Dibine. Bu sırada yine artırmamız 7. sırada devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sizlere buraya kadar gelin, sadece şuraya kadar gelin, 7 fıstık olsun üzeri. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. Ay pardon. Pardon arkadaşlar, yanlış söyledim, kusura bakmayın. Burada şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Tekrar yeşillerimiz var çünkü. Hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Yine buraya sabitliyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tepesine beyaz ipimizi yürütüyoruz. 1, 2, 3. Dibine 1, 2, 3 fıstık da karşıya batıyoruz ve kapatıyoruz. Aynı bir alt sırada yaptığımız gibi arkadaşlar. Tekrar yine yeşil ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum.
Dibine fıstık yapıyorum. Karşıya fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu arada tekrar beyazı yapıyoruz. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Tekrar beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum elime ve tekrar buraya yeşil fıstık yapıyoruz. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Yine tepesine bir fıstık yeşille, yeşili bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Fıstığı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi 7. sırada olduğumuz için yine artırmamız var arkadaşlar. Şu şekilde ikili topluyorum, kapatıyorum. Burada önemli olan şimdi bu sırayı net görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. Aralara 2 zincir çektiğimiz yere tekrar 2 zincir çekiyoruz. Buraya arkadaşlar şöyle göstereyim. Yeşil ipi bu arada yürütüyoruz. Bu son sıra çünkü artırmada. Buraya bir fıstık, yani şu küçük yapraklarımızı yerleştireceğiz. Yapıp kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Bakın. Bu şekilde. Tekrar karşıya 2 zincir çekip devam ediyoruz arkadaşlar. Yani buradaki işlemi tekrar uyguluyoruz. Yine aynı yeşillerimizi koyup bu kutucuğa da tekrar küçük, yani bu 3 yere küçük yapraklarımızın zeminini hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben burayı tekrar size göstereceğim. Yani bu küçük yaprakların yerleştirilmesini şu şekilde arkadaşlar. Tekrar bu sırada da yine göstermek istiyorum. 2 zincirimi çektim. Yeşil ipim arayla yürütüyorum. Tekrar bu araya fıstığı yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine de bir fıstık yapıyoruz. Dibine de, yani bu zincir, iki tane zincir çektiğimiz yere yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Tekrar artırma işlemimiz devam ediyor çünkü bu sırada da. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Üçlü topluyoruz. Beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Tekrar tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. İpimi çektim. Tekrar tepesine bir tane fıstık yeşille yapıyorum. Bırakıyorum yeşil ipliğimi. Beyazla dibine bir, karşıya bir fıstık kapatıyorum arkadaşlar. Arada bir fıstık daha yapıyorum. Beyazla. Bu şekilde arkadaşlar kapattım. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Kapattım arkadaşlar. Üçlü fıstık veya dörtlü, nasıl isterseniz arkadaşlar. Yine üçüncü fıstığı da yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine yeşil ipimde yaptığım fıstık. Burada yeşil ipi keseceğiz çünkü
karşıya, pardon, bir fıstık yapıyoruz. Tekrar bir fıstık daha. Üçlü topladık arkadaşlar. Bu son sıramız arttırmada. Yine tekrar dibine de yapıp ikili toplayıp arttırmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimi kesiyorum. Evet. Arkadaşlar bakın bu sırada artık kesmeye başlamışım. Altta 2, 4, 6 tane fıstık var. Üstte 2, 4, 5 tane var. Şimdi kesmeye başlıyorum. Bu büyük yaprakları kesiyoruz yalnız arkadaşlar. Bir tane fıstık kapatmadım. Karşıya geçtim. Bir fıstık daha yaptım. İkisini birden topladım ve kapandı arkadaşlar. Bakın kestim. Bir tepesine, dibine ve karşıya. Kapattım arkadaşlar. Bir tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık arkadaşlar. Tepesine bir, dibine bir. Hızlı yapıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın videoyu uzun tutmamak için. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bu sırada daha artırma yapmıyoruz arkadaşlar, çünkü kesmeye başladık artık. Karşıya da yaptım. Evet, kapattım arkadaşlar. Ben şu ipimi, beyaz ipim gelmiyor. Bir ayarlayayım, geleyim arkadaşlar. Evet. Burada kalmıştım. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Kapattım. Artık arttırma yapmıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 fıstıktı. Şimdi 2, 4, 6 fıstık kaldı. Yalnız 2 zincir çekiyorum burada. Çünkü şuradaki küçük minik yapraklarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Büyük yaprakların arttırması bitti. Kesiyoruz. Bu küçük yaprakları arttırıyoruz arkadaşlar. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Üçlü fıstık topladım. Kapattım arkadaşlar. Şimdi arttırıyorum. Bakın böyle oldu. Bir tepesine, ikincisini de dibine ikili fıstık bu şekilde. Kapattım. Bura arttırıldı. Bir, iki zincir çekiyorum. Karşıya yine kesmeye devam ediyorum. Büyük yaprak olduğu için kesiyorum arkadaşlar. Sonunda tekrar göstereceğim bu sıranın, aklınıza takılan yer varsa. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bura artıyor küçükler. Büyük yapraklarımızı kesmeye başladık. Şimdi ben bunun sonuna geleyim. Tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, burayı tekrar göstereceğim demiştim. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bu fıstığımızın şu aradaki küçük yaprakların üzerine bir fıstık kapatıyoruz. Bir tane tepesine, dibine, hani burada çoğaltma yapıyoruz çünkü onu göstereceğim tekrar. Bir de karşıya yapıyoruz, kapatıyoruz. Bir oldu arkadaşlar. Altta da bir, üstte de bir. Tekrar tepesine yapıyorum, arttırma işlemi yapıyorum. İki fıstık olacak.
Evet, iki fıstık. İki zincir çektim. Karşıya geçerken yine büyük yapraklarımızda eksiltme yaptığımız için direkt kesiyorum arkadaşlar. Evet, ikili topladım ve kestim. Şimdi burayı düz normal devam edeceğim. Üst büyük yapraklarda 2, 4, 6. 6 tane kalacak. Diğerleri 2 tane kalacak küçük yapraklarımızda. Bu sırayı tamamlayalım. Tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bir üst sıraya çıktım. Tekrar başında kestim. 5 fıstık kaldı. Şimdi tekrar size bu orta yaprağı 2 zincir çektim. Direkt karşıya geçtim arkadaşlar. Kapattım. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birden topladım arkadaşlar. Bakın, şimdi bunun üzerinde 3 fıstık olacak. 2, 3, karşıya 3. Bakın, üçünü birden topladım. Şimdi artırmamı yapıyorum. Bunları da artırıyoruz küçük yapraklarda. Bu şekilde. 1, 2. Bakın 3 oldu üzeri küçük yaprakların. Direkt karşı büyük yaprağa geçtim. Kesiyorum tekrar. Bura devamlı keseceğiz arkadaşlar orayı. Bakın böyle. Şöyle göstereyim. Tekrar burayı da aynı şekilde devam ediyoruz. Bütün yapraklarımızı başa geliyoruz arkadaşlar. Yeniden size göstereceğim çünkü tekrar yeşil koyacağız. Evet arkadaşlar, ben sırayı tamamladım. Sonuna geldim. Kestim, tekrar döndürüyorum. Ve şimdi bu sırayı yapacağız arkadaşlar. Burayı yeşil koyacağız tekrar yine. Şimdi tekrar büyük dilimden kesmeye başlıyorum. 2, 3, 1, 2, 3. İkili fıstık yaptım, kapattım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya tekrar tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Buraya, yani bu büyük yaprağın tepesine bir çiçek, daha doğrusu yaprak daha koyuyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yapıyoruz. Karşıya da tekrar üçlü fıstık yapıyoruz. Bakın, kapatıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3. Yeşil ipimi bıraktım. Devamlı yürüteceğim arkadaşlar bu sırada. Tekrar beyaz ipimi aldım. Ve tekrar karşıya bir beyaz fıstık daha yaptım. Üçünü birden kapattım arkadaşlar. Bakın bu şekil oldu. Evet. Şimdi buraya tepesine bir, dibine bir, yeşil ipimi yürütüyorum. Karşıya bir. Çünkü hiç kırmıyoruz yeşil ipi. Buraya da yaprak yapacağız. Şimdi iki zincir çekiyorum. Arkadaşlar, burada yine artırmamız var çünkü küçük yapraklarda. Evet, tepesine, dibine bir battım. Kapattım. Kapattım. Yeşil ipim burada. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık arkadaşlar. Kapatıyorum üçünü bir. Bu şekilde. Şimdi beyaz ipimi bıraktım.
Yeşil ipimi aldım. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yaptım ve üçünü birden kapattım arkadaşlar. Bu şekilde tekrar tepesine bir fıstık yaptım. Yeşilimi tekrar yürüteceğim. Karşıya bu şekilde üçlü fıstık topluyorum. Üçünü birden topladım. Ve yine artırmamız olacak. Burada son artırmayı da yapıyoruz bu küçük yapraklarda. Bundan sonra keseceğiz çünkü. Evet, ikili fıstık topladım. Arttırmamı yaptım. Bakın. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar yeşil ipimi yürütüyorum. Karşıya geçiyorum. Büyük yaprağa 3 tekrar karşısına batıyorum ki keseceğim. İkili topladım. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle düzelteyim. Aynı işlemi buralara uyguluyoruz ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sırayı tamamladım. Bakın şöyle, her birinin üzerinde dörder fıstık kaldı arkadaşlar. Yani küçük yapraklarda da 4 fıstık, büyük yaprakta da 4 fıstık kaldı. Şimdi artık yeşil iple işimiz bitti. Kestim yeşil ipimi arkadaşlar. Beyaz ipimle devam edeceğim. Şöyle. Yine kesmeye, artık her sırada kesmeye devam ediyoruz ama ayrı ayrı arkadaşlar. Bakın. Şimdi 2 fıstık topladım. Kesme işlemi kapattım. Üzerleri bir fıstık olana kadar keseceğim arkadaşlar. Evet. Bakın. Bir başına, iki dibine, üç karşıya. Evet, böyle burada bitiriyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar artık tek tek devam edeceğiz yapraklarımızı kesmeye. Çünkü şu modeli verebilmek için arkadaşlar tek tek keseceğiz. Döndürüyorum lifimi. Şimdi tekrar kesiyorum. Burayı iyi bir göstereyim size arkadaşlar. Bu şekilde kestim. Tekrar tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Fıstıkları kapattım. Bu şekilde 2 fıstık kalacak arkadaşlar. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Bu şekilde. 2 fıstık kaldı. Çevirdim. Şimdi yine kesiyorum. 1 fıstık topladım. 1 fıstık da karşıdan aldım. 2 fıstığı kapattım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 arkadaşlar. Bu şekilde sıkıca kapattım. Bakın. Şimdi ben burada her dilimde, yani bu dilimleri yaparken her dilimde ip kopardım ama size koparmadan da yapmayı göstereyim istiyorum. Çünkü hani uğraşmak istemiyorsanız eğer, ben bunları da kopardım tek tek. Koparınca daha düzgün oluyor sanki ama bu şekilde de pratik oluyor. Zincir veya örümcek de çekebilirsiniz. Ben zincir çekiyorum çünkü buralara fıstık gelecek. Fıstıklar kapatacak. 4 tane çok sıkı olmayan zincirimi çekiyorum. Dibine iniyorum arkadaşlar. Burada da tekrar 2 zincir çekip küçük yaprağıma geçiş yaptım arkadaşlar.
Tekrar kesme işlemini burada da yapıyorum. İkili kapattım. Dibine ve karşıya. Kapatıyorum. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Şimdi öyle denk geliyor ki arkadaşlar, hiç koparmadan da bitirebiliyoruz. Yani dileyen koparabilir ama ben bunda koparmayacağım. Tekrar döndürüyorum ve ikili toplayıp kesiyorum. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Tekrar kestim. İstiyorum ki burayı da göstereyim. Öyle devam edin. Yanlış olmasın. Tekrar çevirdim. İki fıstık kaldı. Yine ikili toplayacağım. Çünkü sivri bırakmayacağız yaprakların ucunu. Özellikle düzgün dursun diye. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık topluyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Bakın, yani şu işlemi yapıyoruz, anladınız mı? Bir tane fıstık kalacak arkadaşlar. Tekrar dönüp sivri bırakmayacağız. Çünkü böyle hem denk geliyor, yani bu zincirle kenarlarından inerken denk geliyor düz yüzüne. Bu şekilde 1-2 yapıp karşı dilime geçiyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bakın, bu şekilde hepsini tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ip koparmadan gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bitirdim lifimi. Bu şekilde zeminini tamamladık. Süslemeleri içinde arkadaşlar, videom çok uzun sürdü. Çünkü bunun yapraklarını göstermem gerekiyor, kenarlarını ve tomurcuklarını. O yüzden bu birinci kısım videom olsun. İkinci kısımda süslemesini göstereceğim arkadaşlar. Hep beraber yaparız zaten. Bu zemini tamamlandı. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın kanalıma arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi direkt süslemelerine geçiyoruz arkadaşlar. Ben mavi rengimle yapmak istiyorum, mavi ipimle. Siz hangi renkle yapmak isterseniz onu elinize alın. Şimdi arkadaşlar, şuradan başlıyorum şimdi. Bakın, çevirdim lifimi. Şuradan arkadaşlar, şöyle bakın, şuradan bu dipten direkt ipimi bağladım. İki, üç, dört. Dört fıstık yaptım, kapattım. Bu şekilde. Bakın. Tekrar 1, 2, 3, 4. Kapattım. Diğer. Bakın, bu şekilde olacak. Çok kolay kenarı. 1, 2, 3, 4. Dörtlük fıstık yaptım. Kapattım. Karşı deliğe battım. Bir zincir çektim oturtmak için. 1, 2, 3, 4. 4 fıstık yaptım.
4 kere dolgu yaptım. Buraya battım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Tekrar size buradan bu aralara nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet, buraya kadar geldim arkadaşlar ben. Direkt yine buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4'lü fıstık yaptım, kapattım. Şimdi bu aralardaki zincirlere batacağız arkadaşlar. Bakın, şu şekilde. Çok kolay. Battım, kapattım. Yine bu zinciri aradaki 1, 2, 3, 4. Direkt buradaki zincire batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Kapattım. Buraya. Battım. 1, 2, 3, 4. Dörtlü fıstık kapattım. Şimdi şuraya arkadaşlar. Direkt buraya battım. Tığımızın takılmamasına dikkat edelim. Çünkü burası sıkı olduğu için takılıyor. 4 kapattım. Buradaki aradaki zincire yine battım. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Tekrar buradan geri dönmeyi göstereceğim. Evet, ben buraya kadar geldim. Dibe geldim, başladığım yere. Tekrar buraya 1 2 3 4'lü fıstık yaptım, kapattım. Şuraya. Aynı yere yani kızlar. Buradan aynı. Bu arada yanına hemen tığım takıldı. Buraya fıstığı hemen kapattım. 1 2 3 4 4 yaptım. Direkt yine buradaki, bakın arkadaşlar, burada zincirler var ya, batmıştık. Hemen onun yanına tekrar battım. Tekrar battığım yere 1 2 3 4 bu şekilde kapattım ve yine buradaki zincire battım. 1 2 3 4 Evet, kapattım. Tekrar bu fıstığın yanına bu zincire battım. Bakın bu şekilde. Çift oluyor yani. Buraya kadar çift olarak, pardon, şuraya kadar çift olarak geliyoruz. Buradan tekrar göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, ben buraya kadar geldim. Tekrar yaprağıma şu şekilde, burayı çift geldim. Hiç koparmadım ipi. Tekrar bu küçük yaprağımıza kenarını gidiyorum. Dört fıstık kapattım. 2 3 4 şu şekilde. İki, üç, dört. Geldim. 1 2 3 4
İnşallah anlaşıldı arkadaşlar. Yani buradaki işlem gibi yapıyoruz. Şimdi buradayım ben. Buradan yine ineceğim. Komple buradan tekrar yukarı çıkacağım. Hiç ip koparmadan etrafını gideceğiz arkadaşlar. Umarım anladınız bu bölümü. Çünkü kolay bir bölüm. Hepinizin yaptığı gibi. Hiç ip koparmadan. Koparabilirsiniz de ama ben hiç koparmadan etrafını gidiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ipimi elime alıp size tomurcuğunu göstermek istiyorum. Videoyu da uzun tutmamak adına arkadaşlar. Şimdi tomurcuğu da şu şekilde ipimi bu iki yeşilin arasına bağlıyorum. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 fıstık yaptım tepesine. Hemen dibine tekrar 1, 2, 3, 4 yapıp kapatıyorum. Bir zincir çektim. Makasımı. Evet. Kesiyorum arkadaşlar. Tomurcuk böyle. İsterseniz bir tane daha yapayım. Bakın buraya. İpimi sakladım. 1, 2, 3, 4. İpiniz ince ise 5'li de doldurabilirsiniz. 2, 1, 2, 3, 4. Tepesine fıstık, bir de dibine. 3, 4. Bu şekilde ipimi kestim. Bunları saklayacağım arkadaşlar. Yani tomurcuklarımız da bu şekilde oluyor. Şimdi sizlere bu yaprakların yapılışını göstereceğim. Evet. Yeşil ipimi elime alıyorum. Beraber yapalım. İpimi alıp geleyim ben arkadaşlar. Evet. İpimi aldım, yeşil ipimi. Bakın arkadaşlar. Yaprağımız da kolay. Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. İkinci zinciri çektim. İlk ortadaki zincire bir fıstık yapacağım. 2, 3. Kapatıyorum fıstığı. Tekrar tepesine 1, 2, 3. Üçlü fıstık. Tekrar ben acele ediyorum. O da takılıyor. Üçlü fıstık yaptım dibine. Şu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde fıstığımız oldu. Çeviriyorum. Tekrar 2, 3. Kapattım fıstığı. Tepesine 1, 2, 3. Dibine 1. Karşıya 1. Fıstık yaptım. Üçünü birden kapattım. 1. Tepesine ve artırma yapıyoruz. Bir de dibine ikili fıstık yaptık, kapattık. Evet arkadaşlar, çeviriyorum. İki tane fıstığımız oldu burada. Çevirdim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yaptım. Üçlü kapattım. Bu şekilde tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım arkadaşlar. İki tane oldu. Şimdi artırmamı yapıyorum.
Tepesine bir, dibine bir. İkili fıstık topladım, kapattım. Arkadaşlar 4 tane olacak. Aynı bu şekilde devam edelim. 4 fıstık olacak üzeri. Ondan sonrasını göstereceğim. Evet arkadaşlar, 4 fıstık oldu üzeri. Şekilde üçgen şekilde olacak. Şimdi çevirdim. Kesmeye başlıyorum yaprağı. Kesmeye yapacağım için 2 3 fıstık doldurdum. Direkt karşıya kapatmadım bakın. Direkt karşıya 1 2 3 fıstık. Üçlü doldurup ikili kapattım bu şekilde. Kesiyoruz arkadaşlar. Ben hızlı hızlı yapacağım. Dibine, karşıya. Üçünü birden topladım. Tepesine, dibine ve karşıya. Evet. Burada 3 fıstık kalmış olacak. Altta 4'tü. Kestiğimiz için, pardon. Kestiğimiz için 3 fıstığımız kalacak. Bakın. 3 fıstık kaldı. 1 2 3. 1'e kadar azaltacağız arkadaşlar. Son sırayı da göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi son sıradayım. Bu şekilde ikili topladım, kestim. Tekrar üçlü toplayacağım. Son sıra çünkü. Evet. Bakın. Bu şekil olacak. Yani tekrar fıstık yapmayacağız üzerine. Yapraklarımız bu şekilde düzgün oluyor çünkü. Bakalım. Hemen. Dibinden bunun. Herhalde bunu bağlıyorduk. Şimdi orayı ne yaptığımı bir görmek istiyorum. Arkadaşlar ben buna bakayım geleyim. Arkadaşlar bu şekilde direkt kapatıyorum. Direkt yaprağın dibinden başlıyorum. Çünkü ilk fıstığı oraya kurmam lazım. Bakın bir fıstık tekrar kurdum. Şimdi artırma yapacağım. İkinci yaprağa geçtiğimiz için şu birbirine bağlantılı, hiç koparmadan. Bakın arttırma yapacağım. Dibine, karşıya. Kapattım. Bakın bir oldu. 2 3 fıstık. Bir de dibine 3 fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar burada bir yanlışlık yaptım ama. Evet arkadaşlar, yaprağın dibine geldim. Tekrar bir fıstık topladım. Burada tek fıstık kaldı. 1 2 3. Bu şekilde ikisini birden topladım. Ucu sivri oldu bakın. Bu şekilde. Yaprak şeklini aldı. Tekrar çeviriyorum. Aynı yere hiç ip koparmadan arkadaşlar yeniden fıstık yapıp ikinci yaprağımızı ekleyeceğim arkadaşlar. İkisini hiç ip koparmadan. Evet. Tepesine bir, dibine de bir yaptım. Çok kolay arkadaşlar. Bakın bir fıstık. Hani burada kestim, bitirdim. Hiç ipi kırmadan
buradan devam ettim. Şimdi çeviriyorum. Dibine. Çünkü arttırma işlemi yapacağım. Yine 4 fıstığa kadar arttıracağız. Diğer sırada yaptığımız gibi yapacağız. Evet. Bakın. Dibine de tekrar yapalım. Arttıralım. Üzeri 2 fıstık oldu arkadaşlar. Bakın. 2 fıstık. 4 fıstık olana kadar çoğaltalım arkadaşlar. Aynı burada yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Evet, ben yaprağımı 4. sıraya kadar tekrar arttırdım. Sonra 3, 2, 1 diye kesmeye başladım. Şimdi tekrar son sıradayız. Bu şekilde kapattım. Yani uçları böyle olacak arkadaşlar. Daha üzerine ekleme yapmayacağız. Fıstık olarak ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi bu büyük yapraktı. Küçük yaprağımıza geçeceğiz. Küçük yaprağımız da basit. İpimizi alıyoruz. Tekrar 2 zincir çektim. Ortadaki zincire 1, 2, 3. Aynı büyük yapraktaki gibi aynı işlemi yapıyoruz. Fıstığı kapattık. 1, 2, 3 fıstık. 1, 2 ve 3 fıstık yapıp kapattık. Çeviriyoruz. 1, 2, 3. Fıstığı kapattım. Tekrar artırma işlemi yapacağımız için tepesine de bir fıstık, dibine fıstık ve karşıya fıstık. Kapattım. Şu şekilde artırmayı da yapacağım arkadaşlar. Dibine de yine ikili fıstık topladım. İkisini birden kapattım. Burada 2'den sonra eksiltiyoruz arkadaşlar. Minik bir yaprak olacağı için şöyle görünmesi açısından tekrar kesme işlemine başlıyoruz. Hemen karşıya da bir fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Tekrar 1, 2, 3. Dibine, karşıya. Bakın, tek fıstık kaldı. Şimdi yine kesiyorum. Bakın, fıstığı kapatmadan diğer tarafa da yaptım bir fıstık. İkisini birden kapattım. Evet, bu şekilde küçük yaprağımız. Tekrar yine ip koparmıyorum. Hemen diğer yaprağıma geçiş yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar. Bakın. Hemen kapatıyorum. Bu şekil oluyor. Tekrardan artırma yapıyorum. Tepesine, dibine ve karşıya. Üçünü birden kapattım. Tepesine ve dibine arttırdım. 2 fıstık oldu. Şu şekilde bakın. Ay pardon, burayı yanlış yaptım arkadaşlar. Çünkü burada artırma yapmıyoruz daha bu sırada. 2 fıstık yaptım. 1 fıstık,
Direkt karşıya hiç fıstığı kapatmadan kesme işlemi yapıyorum. Tepesine bir, dibine bir fıstık, karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Çeviriyorum, bir fıstık kaldı. 2, 3. Hemen kapatmadan fıstığımı, bakın böyle. Bu minik yapraklarımızdı arkadaşlar. Şöyle iplerini ben içine de çekebiliyorum. Bağlayıp kesebiliyorsunuz da. Bunu da keseyim. Evet, çiçeğimizi de yapalım. Videoyu çok uzun tuttum arkadaşlar. Çünkü detaylı anlatmak istedim. Şu şekilde bakın. Böyle. Buraya da bir çiçeğimizi yapıp bırakalım. İpim. Beyaz ipimizi aldık elimize. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Yuvarlağın içine bir kutucuk yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrar trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. 12 tane trabzan yapacağız. Aralarına birer tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde yapıyorum ben. Farklı da yapıyorum arkadaşlar bu çiçeği. Ama şimdi böyle yapmak istedim. 3, 6, 8, 9, 10, 11, bakalım 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzanı yaptım. İlk kutucuğa battım. 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi benim şu andaki elimdeki ip ince. O yüzden 4, 5, 6, 7 doldurdum. Her bir kutucuğa 7 dolduruyorum. 4, 5, 6, 7. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zinciri çektim. Aynı yere battım. İpim çok ince çıktı arkadaşlar bu paket. O yüzden 4, 5, 6, 7. Beşli de doldurabilirsiniz. Fark etmez yani. İpinize bağlı çünkü. Kapattım. Bakın bu şekilde bunu tamamlayayım arkadaşlar. Siz de yapın. Tomurcuğumuzu yapmak için mavi ipimi aldım. Şu şekilde bir tarafını uzun bıraktım. Şu şekilde tutuyorum zinciri içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı da doldurabilirsiniz. 7 de minnak bir tomurcuk oldu. İpimi uzattım ve kestim. Çok büyük yapmadım tomurcuğu. Fazla abartılı durmasın diye. Arkasından bağlıyorum. Daha sonra kesiyorum fazla ipleri. Bu şekilde oluyor. Arkadaşlar çok uzun sürdü videom. O yüzden tamamlayamadım. Bakın şuraya, yani şu yuvarlağı ilk başladığımız yere dikiyoruz. Üzerine bu küçük yaprakları dikiyoruz. En üzere, en üste pardon, burayı dikiyoruz.
çiçeğimizi dikiyoruz ve ortaya bakın şu şekilde bu güzel modelimiz çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgili arkadaşım Çilem'e tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Bu güzel yaprak esintisi tomurcuk lif yaptığı, tasarladığı için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.